İyi akşamlar sevgili seyirciler. Artı TV ekranlarına hoş geldiniz. Gündem Özel'le karşınızdayız. Bu akşam Gündem Özel'de gündemi birkaç gündür bir hayli meşgul eden bir konuyu, Kürt sorununda muhataplık konusunu konuşacağız. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu kimilerine göre daha önce olmadığı kadar açık ve cesur bir şekilde Kürt sorunu konusunda çözüm adresinin meclis olduğunu ve muhatabının da HDP olacağını, olabileceğini söyleyen bir açıklama yaptı. Tabii bu açıklamayı yaptıktan sonra tabiri caizse ortalık karıştı. Önce HDP eski eş genel başkanı Sezai Temelli bu açıklamaya cevap verdi. Aslında Sezai Temelli'nin yaptığı açıklama biraz da şaşırttı. Çünkü kendisinin de halen mensubu bulunduğu, Van milletvekili olduğu partiyi, HDP'yi boşa düşüren tarzda bir açıklama yaptı. Bu açıklamadan sonra HDP'nin eski eş genel başkanı, 5 yıldır tutuklu olan Selahattin Demirtaş'tan bir açıklama geldi. Sezai Temelli'nin açıklamalarının tersi yönde bir açıklamaydı bu. Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarıyla uyumluydu. Mithat Sancar'dan bir açıklama geldi. İyi Parti tarafından Musavvat Dervişoğlu'ndan bir açıklama geldi. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise Kürt sorununun olmadığına yönelik bir açıklama yaptı. Deva Partisi buna katıldı, diğer muhalefet partileri katıldı ve ortada bir karmaşa doğdu. Bu akşam bu açıklamaları, Kürt sorunundaki muhataplık tartışmalarını, Kürt sorununu, Millet İttifakı'nın genişleyip genişlemeyeceğini, Millet İttifakı'nın HDP sınavını, Sezai Temelli'nin açıklamalarını ve SHP hep ittifakı denemesini, yani Kürt sorunun geçmişine, parlamenter sistemdeki çözüm denemelerine kadar gideceğiz, masaya yatıracağız. Tabii bütün bunları ve fazlasını çok tecrübeli bir isimle, eski bir Dışişleri Bakanı'yla, eski bir genel başkanla, başbakan yardımcısıyla Murat Karayalçın'la konuşacağız. Murat Bey, hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk Fatih Bey, kolay gelsin. Teşekkür ederim. Kemal Bey, Kürt sorununun çözümüne yönelik olarak adresi meclis gösterdi. Meclis zemininde de HDP bizim legal bir parti olarak muhatabımız olabilir dedi. Önce bununla başlayalım. Kemal Bey'in bu açıklamasını nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu yeni bir açıklama değil aslında. Cumhuriyet Halk Partisi uzunca bir süredir Kürt sorununun çözümüyle ilgili olarak nelerin yapılması gerektiğini bir süreci tanımlayarak, bir süreç anlayışı içinde ortaya koymaktaydı. Sayın Genel Başkan onları tekrar etti. Yeni bir açıklama yapmadı. Kürt sorununun çözümüyle ilgili olarak hep böyle birkaç cümlelik ya da birkaç paragraflık açıklamalar yapılır. Şunlar şunlar yapılsın diye. Buna kimisi katılır, kimisi katılmaz. Yeterli görmeyenler kendi cümlelerini, kendi paragraflarını ortaya koyarlar şunlar yapılsın diye. Cumhuriyet Halk Partisi böyle bir anlayışla, böyle bir çalışmayla, böyle bir yaklaşımla Kürt sorununun çözülemeyeceğini düşünerek bir süreci tanımlamayı tercih etti. Kürt sorununun çözüm süreci ne olmalıdır sorusunu sordu ve bu soruyu yanıtladı. Üç aşamalı bir çözüm paketini ortaya koydu Cumhuriyet Halk Partisi. Birinci aşamada bir gerçeklik komisyonu kuruluyor. Yaşanan acıların tek tek ele alınacağı, tek tek inceleneceği, değerlendirileceği bir gerçeklik komisyonu. Aslında bu dünya deneyiminde de kullanılmış olan bir yöntem. Önce bunu ortaya koymak gerekiyor. Yaşanan acıları bir hatırlamak, hatırlatmak gerekiyor. Bunun gerçekten önemi var. İkinci aşamada Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde temsil edilen bütün siyasi partilerin katılımıyla bir komisyon kurulmasını ya da bir kurul oluşturulmasını ve Kürt sorununun burada millet temsilcileri olan siyasi partiler aracılığıyla, daha doğrusu onların milletvekilleri aracılığıyla değerlendirilmesini önerdi. Üçüncü aşamada da ülke bütününde, yani meclis dışında kalan sivil toplumun, sivil toplum örgütlerinin katılacağı, katılmak isteyen herkesin katılacağı bir başka platformun
oluşturulmasını önerdi. Yani üç aşamalı bir süreç. Bu bence doğru bir yaklaşım. Yani şöyle çözülmeli demek yerine, ya ne düşünüyorsanız gelin buralarda bu süreçlerde tartışalım, ortaya koyalım demek doğru bir yaklaşım. Şimdi Fatih Bey, bana göre bu bir muhataplık sorununu beraberinde getirmiyor. Ben Kürt sorunun muhatabı kimdir şeklindeki bir soruyu bireysel olarak doğru bulmuyorum. Ben bu sorunun muhatabıyım. Murat Karayalçın olarak ben muhatabıyım. Hepimiz muhatabıyız. HDP de muhatabı. CHP de muhatabı. Yani bu bir ülke sorunu. Bu bir yurttaşlık sorunu. Yani bunun tarafı olan herkes, hepimiz bunun içinde olmalıyız. Bunu birlikte çözmeliyiz. Yani bir taraf böyle yapacak, sonra karşıda da HDP ya da başka bir grup olacak, başka bir platform olacak diye düşünmüyorum ben. Zaten Cumhuriyet Halk Partisi'nin biraz önce söylediğim çözüm sürecine ilişkin önerisi de muhataplık sorununu beraberinde getirmiyor. Ancak siz de açış cümlenizde söylediniz Fatih Bey, bunun çok büyük bir yararı olduğunu düşünüyorum. Yani bu tartışmanın başlaması bence Kürt sorunu için çok yararlı sonuçlar getirdi. Bir defa Milliyetçi Hareket Partisi'nin dışında hemen hemen bütün siyasi partilerimiz böyle bir sorun olduğunu ifade ettiler. Doğrudan ya da dolaylı olarak. Bu bence önemli bir saptama. İkincisi, HDP meşru mudur değil midir şeklinde bir tartışma da bununla birlikte gidiyordu. Özellikle Müsavat Dervişoğlu'nun açıklaması bunu bence çarpıcı bir biçimde yanıtladı. Aslında bu yanıt çok sık kullanılıyordu. Ben de çok kullandım, başkaları da kullanıyordu ama Sayın Müsavat Dervişoğlu'nun bunu bu şekilde ifade etmesi bana göre çok yararlı oldu, çok çarpıcı Sayın oldu. Sayın Karayalçın, açıklamayı da hatırlatalım isterseniz. Musavvat Dervişoğlu dedi ki HDP'li grup başkan vekilleri meclis oturumunu yönetiyor. Evet. Biz de bu oturumlarda onlardan söz alıp konuşuyoruz. Bu meşruluk tartışmasına verilmiş en iyi cevaptır. HDP meşrudur dedi bir İYİ Parti temsilcisinden ilk defa bu kadar net HDP ile ilgili pozitif bir açıklama gelmiş oldu. Buyurun devam edin lütfen. Evet, çok doğru, iyi ettiniz. Tam bu şekliyle konuyu görmek gerekiyor. Yani bir HDP'li milletvekilinin, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekilinin yönettiği oturumda bir kanun da çıkabilir. Tabii. Bir kanun da geçebilir o sırada Meclis Genel Kurulu'ndan. Şimdi ne olacak yani, bu kanun geçerli değil mi? Meşru değil mi? Yani bu akıl alacak bir şey değil. Ayrıca Fatih Bey, ben bir de 2015 seçimlerini anımsatmak istiyorum. 2015 yılında seçime giderken Sayın Davutoğlu'nun, Profesör Davutoğlu'nun kurduğu hükümette iki tane HDP'li bakan vardı. Ve bunlar anayasaya göre değiştirilmesi gereken bakanlar değildi. Evet. Yani bazılar diyor ki evet iki bakan vardı ama bu anayasanın öngördüğü tarzdaki hükümettir. Hayır, öyle değil. İki bakanı anımsayın. Bu seçime giderken değiştirilmesini anayasanın gerekli gördüğü 3 bakanlıkta bakanlık yapmadı bu HDP milletvekilleri, 2 HDP milletvekilleri. Dolayısıyla yani 2015'te Türkiye'nin yürütme erkini kullanan hükümetinde 2 tane HDP, şu meşru mudur değil midir diye tartışılan HDP'nin 2 bakanı vardı ve bu hükümet dönemin Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanmıştı. Bu hükümet resmi gazetede yayınlanmıştı ve bu hükümet güven oyu almıştı. MHP'nin de içinde bulunduğu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden. Dolayısıyla yürütmede HDP var, yasamada HDP var. Meclis Başkan Vekilliği yapıyor. İşte Sayın Müsavat Dervişoğlu'nun dediği gibi söz istiyorlar milletvekilleri. Sayın Başkan diyerek söz istiyorlar o kişiden. Yasama organında HDP var. Zaten o kadar. Yani yargı organında hiçbir parti yoktur. Olamaz zaten devlet erklerinin kullanımında. Yani devletin 3 erkinin ikisinde
öteki siyasi partiler gibi HDP adını taşıyan bir siyasi parti var. Ama birileri çıkıyor diyor ki bu meşru değil. Şimdi Sayın Kılıçdaroğlu'nun, Sayın Genel Başkan'ın bence doğrudan doğruya amacı bu değildi herhalde, bilmiyorum ama sonuçta tartışma buraya geldi. Yani Kürt sorununa muhatap kimdir sorusu HDP meşru mudur değil midir tartışması noktasına geldi. İyi ki geldi. İyi ki geldi. Türkiye'nin siyasi partileri de bu bağlamda pozisyon aldılar. Ve galiba sonuçta HDP yöneticilerini de memnun edecek ya da demokrasi güçlerini memnun edecek bir sonuç ortaya çıktı. Kemal Kılıçdaroğlu bu açıklamasından sonra o zaman devam edecek. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir girişimi, bir açılımı var diyebiliriz. Devamı gelecek diye düşünüyorum. Siz de aynı fikirde misiniz? Bilmiyorum nasıl bir girişim olabilir. Yani biz zaten bunu söylüyoruz. Yani bizim elimizde bunu yapabileceğimiz bir fırsat olduğunda ki bu yani yürütmeyi bizim yönetmemizdir. Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanmamızdır ya da Millet İttifakı'nı oluşturan partilerle Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde çoğunluğu elde etmemizdir. Biz o zaman bunu zaten doğrudan yapacağız. Ama bunu yapacak güç elimizde değilken de yıllardır bunun böyle yapılması gerektiğini Fatih Bey dile getiriyoruz. İlgililere bu doğrultuda sesleniyoruz. Bir de Sezai Temelli'nin açıklamaları var. Kendisi HDP eski eş genel başkanı, tecrübeli de bir siyasetçi. Yaptığı açıklamayla bir nevi partisini de boşa düşürdü ve çok farklı bir adres gösterdi. İktidar cenahında da bu açıklama üzerinden de bir hayli propaganda yapıldı. Cumhuriyet evet. Halk Partisi'nin kimilerine göre daha önce yapamadığı cesurlukta bir açıklamaydı, pozitif bir alana çekilmesi gerekiyordu. Sezai Temelli'nin açıklamalarını nasıl değerlendiriyorsunuz? Her ne kadar sonradan kişisel görüşümdür, partiyi bağlamaz dese de bir negatif etkisi oldu sanki. Buna dair değerlendirmeniz nedir? Fatih Bey, SHP-CHP çizgisinde siyaset yapan siyasi partiler, milletvekilleri Kürt sorununu 1990'ların başından itibaren dile getirdiler. Evet. Yani bunun içinde başkalarının kendilerine omuz vermesi, kendilerini tahrik etmesi, kendileri için bir fırsat yaratması beklentisi içinde olmadılar. O tarihlerde bu daha da cesur olmayı gerektiriyordu. 1989'da, 90'da Kürt sorunu raporunun hazırlandığı sırada bu açıklamaları yapmak, bu taleplerde bulunmak gerçekten çok zordu. Ben anımsıyorum Fatih Bey. Basın ve yayın organlarında Kürtçe yayın yapılmalı şeklindeki önerimiz kıyameti kopartmıştı. Herkesi ayağa kaldırmıştı. Şimdi TRT'de Kürtçe yayın yapan bir kanal var. Yani 90'da böyleydi, şimdi böyle. Yani o tarihte daha büyük bir cesaretti, eğer bir cesaret aranıyorsa. Ama bunu biz kendi kendimize sosyal demokrat olmanın, Atatürkçü olmanın, yurttaş olmanın gereği olarak gördük ve kendi kendimize bunu yaptık. Daha sonra da bu çizgiyi sürdürdük. Daha sonra SHP ile CHP birleşti. Orada da bunu devam ettirdik. Sayın Kılıçdaroğlu'nun 2010 yılında Deniz Bey'in ayrılmasından sonra CHP Genel Başkanlığı'na seçilmesiyle birlikte konuyu tekrar ele aldık. Bu bizim hep gündemimizdedir. Bunu çok önemli bir sorun olarak görüyoruz. Bu bizim sorunumuz. Yani bizim bu sorunu çözmek için ortaya koyduğumuz düşüncelerde tabii herkesin buna katılmasını isteriz. Bunu bir siyasi parti sorunu olarak da görmemek lazım. Demin başka bir nedenle söyledim. Bu hepimizin sorunu. Türkiye'nin sorunu. Ama doğrusu biz bu konuda iddialıyız. Biraz önce de düşüncelerimizi söyledim. Yani bizim ek cesaretlendirilmemize falan ihtiyacımız yok. Sayın Temelli tabii kendi takdiri, zaten açıklamada da bulundu. Bu benim bireysel düşüncemdir dedi. Sayın Demirtaş'ın da siz açıkladınız. Sayın Sancar'ın da yine siz açıkladınız görüşleri. Evet, bu doğrultuda. Yani bizim bu çizdiğimiz çerçeveyle onların açıklamalarını taşıyor. Sayın Karayalçın nasıl değerlendiriyorsunuz? Selahattin Demirtaş her ne kadar 5 yıldır içeride olsa da, hapishanede de olsa, evet, çok önemli bir figür. Evet.
HDP için. Tabii. Mevcut tabii. Eş genel başkan Mithat Sancar da aynı açıklamaları yaptı. Çok. İki açıklamaya dair değerlendirmeniz nedir? Evet, ben doğru buluyorum iki açıklamayı. Yani bu bir Türkiye'nin sorunu, demin de söyledim. Ve Türkiye'nin sorunlarının çözüm yeri Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir. Yani Türkiye'nin sorunları burada çözülür. Yurttaşlarımız milletvekillerini bu amaçla çözerler zaten. Hatırlar mısınız bir dönemde dağda değil de düz ovada siyaset yap tartışması yapılıyordu. Galiba bunu Sayın Mehmet Ağar... Mehmet Ağar'ın sözüdür. Dağa çıkacağına ovada siyaset yap. Demişti. Düz ova dediği işte Ankara düzlüğü. Ankara. Yani Meclis. Türkiye Büyük Millet Meclisi. Burada siyaset yapılmalı. Sorun burada çözülmeli. Sayın Demirtaş da bunu söylüyor. Sayın Sancar da bunu söylüyor. Aslında demokrasiden yana olan ve Türkiye'nin anayasal düzenini bilen herkesin söylemesi gereken de bana göre budur. İyi Parti tarafına biraz daha dönmek ve orayı derinleştirmek istiyorum. Musavat Dervişoğlu'nun açıklamalarını pozitif bulduğunuzu söylediniz. Millet evet. İttifakı'nda Cumhuriyet Halk Partisi ile İyi Parti birlikte hareket ediyorlar. Kemal Kılıçdaroğlu'nun HDP'yi muhatap alabiliriz açıklamasını Musavat Bey'in açıklamasıyla birleştirince sanki İyi Parti ile istişare edilip atılmış bir adım gibi değerlendirmek mümkün mü? İyi Parti'deki bu HDP fobisi ya da HDP karşıtlığı biraz yumuşamış diyebilir miyiz? Buna dair değerlendirmeniz nedir? Bütünün parçası gibi sanki. Umarım bu olanaklıdır. Umarım bu denilebilir, söylenebilir. Umarım. Musavat Dervişoğlu çok önemli bir isim. Ayrıca Ülke Ocakları Genel Başkanlığı yapmış birisi bildiğim kadarıyla. Evet. O açıdan da söylediklerini çok önemsiyorum. Aslında bu bir tercih değil, bu bir gerçekliğin ifadesi. Fatih Bey. Evet. Tam da durum böyle. Yani bu bir farklılaştırma, özel destek vermeye bir tercihte bulunma meselesi değil. Budur. Yani yaşanan budur. Türkiye Anayasası'na göre, Türkiye'nin devlet yapısına göre söylenmesi gereken budur. Evet, orada bir başkan vekili var. Türkiye Büyük Millet Meclisi başkan vekili, HDP'li bir başkan vekili. Ve arkadaş sen ondan söz istersin. Sen ondan söz isteyerek kürsüye çıkabilirsin. Sayın Başkan diye iş düzeye göre Sayın Başkan diye ona seslenirsin. Vesaire. Onu tespit etti. Şimdi şöyle, ben seçimlere giderken Millet İttifakı'nın olabilecek en geniş çerçeveye oturtulmasını gerekli gören birisiyim. Bu ittifak en geniş çerçeveye oturtulabilmelidir. Tabii zorlukları var Fatih Bey. Yani İyi Parti ile Cumhuriyet Halk Partisi bunu taşıdı. Baştan bu yana bunu taşıyan iki parti. Ama bu iki partinin sonuç almaları, tek başlarına sonuç almaları olanaklı değil. Aslında olanaklı olsa bile bunun olabildiğince genişletilmesi gerekiyor. Mesele yalnızca seçimi kazanmak değil, seçimden sonra yeni bir dönemi başlatmak, yeniden bir yapılanma dönemine girmektir mesele. O nedenle olabildiğince çok sayıda partinin bu ittifaka katılmasının sağlanmasından yana olan bir siyasetçiyim. Peki şimdi partilerin birbirleriyle ilgili duyarlılıkları var. Diyelim ki İYİ Parti'nin HDP'ye ilişkin duyarlılığı var. Bir başka partinin ittifak içinde yer alacak bir başka partinin de bir başka partiye karşı duyarlılığı olabilir. Şimdi bir siyaset inşa ediyorsunuz. Bir siyasi yapı inşa etmeye, kurmaya çalışıyorsunuz. Bunu yaparken Fatih Bey, bütün duyarlılıkları dikkate almak gerekiyor. Şimdi Sayın Kılıçdaroğlu'nun benim uzunca bir süredir benim de söylemiş olduğum bir sözü öne çıkartmasının ben bu sorunuz nedeniyle altını çizmek istiyorum. O da şu, anayasamızın ilk dört maddesi. Anayasamızın ilk dört maddesinin Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin temel değerlerini taşıdığı ya da ortaya koyduğu dikkate alınarak partilerin birbirleriyle olan, birbirlerine karşı olan duyarlılıklarının bu ilk dört maddede toplanarak aşılabileceğini ifade etti Sayın Kılıçdaroğlu. Ben de buna katılıyorum. İlk dört madde bir temel çerçevedir. İlk dört madde üzerinde bir mutabakat
temin edilmelidir. Bunun da edilebileceğini, bunun da sağlanabileceğini sanıyorum. Örneğin 2018 yılında Sayın Demirtaş'ın Cumhurbaşkanlığı seçiminde yapmış olduğu açıklamaları anımsıyorum. HDP'nin basına verdiği ilanları, propaganda ilanlarını hatırlıyorum. Orada kullanılan ifadelerden, yapılan açıklamalardan bu anayasanın ilk dört maddesi etrafında bir mutabakatın sağlanabileceği sonucunu çıkartıyorum. Ve bu, eğer bu sağlanabilirse Fatih Bey, anayasanın ilk dört maddesi etrafında bir mutabakat olursa ben İyi Parti'nin HDP ile ilgili duyarlılıklarının, Sayın Müsavat Dervişoğlu'nun biraz önce konuştuğumuz ifadelerinin dışında o duyarlılıkların aşılabileceğini tahmin ediyorum. Bu bir tahmin tabii benimki. Yani sonuçta amaç bu muydu değil miydi bilmiyorum ama birdenbire boşandık. Yani birdenbire bu konudaki düşüncelerimizi tam zamanında ortaya koymaya başladık. Yani hiç kimse bu tartışmanın dışında kalamıyor. İyi oldu, bunu daha da iyileştirebilmeliyiz. Onun yolu da işte bu anayasanın ilk dört maddesi tartışmasıdır. Bu tartışmaya dair açıklama yapmayan tek bir kişi kalmıştı. O da biraz önce konuştu. AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, yok Kürt sorunudur vesairedir, bu tartışmaları geçiniz. Türkiye'de böyle bir sorun yoktur. Biz bu sorunu çözdük, bitirdik, aştık şeklinde bir açıklama yaptı. Öyle mi? Daha önce de Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkiye'de Kürt sorunu yoktur demişti. Erdoğan da son zamanlarda artık klasikleşen bir şekilde Bahçeli'nin açıklamasını bekleyip onun açıklamasıyla doğru orantılı olarak bir açıklama yaptı. Gündemdeki konularda böyle bir gelenek oluştu. Siz de fark etmişsinizdir. Evet, Erdoğan suskunluğunu koruyor. Bahçeli bir açıklama uçakta yapıyor. Konuştu. Bir iki gün sonra uçakta Bahçeli konuştu aslında. Öyle mi? Efendim? Uçakta mı konuştu Sayın Cumhurbaşkanı? Muhtemelen uçakta konuştu. Bu son dakika olarak haber merkezindeki arkadaşlarım iletti bana. Anladım. Cumhurbaşkanı Erdoğan böyle bir sorun yok, biz çözdük diyor yani. Mesele yok yani. O zaman biz de programı bitirip müzik yayınına mı geçsek? Ne yapsak acaba? Tamam. Konuşuyoruz. Bu açıklamayı nasıl değerlendiriyorsunuz? Bundan sonra yani MHP ile uyumlu şekilde bu konuyla ilgili kapatma davası da gündemdeyken Cumhur İttifakı'nın daha sert tepki vereceğini mi anlamak lazım? Ne anlamak lazım? Yani sonuç itibariyle bir soruna yok demekle yok olmuyor. O bir gerçek, o yerinde duruyor. Bunu söyleyen kişi de ülkenin Cumhurbaşkanı olduğu için üzerinde durmak gerekiyor. Bundan sonra yaşanacak sürece dair bir ipucu mudur sizce? Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Aslında Fatih Bey, bir süredir AKP ve MHP yeni oylar kazanma yerine bunu yapamayacaklarını gördükleri için var olanları tutmaya, korumaya dönük ifadeler kullanmaktalar. Hiç olmazsa onları koruyalım bari. Bu arada Sayın Karayalçın, uçakta değil açıklama New York'taki Türk evinde yapılmış, arkadaşlarım iletti bana. Meşhur Manhattan'daki Türkiye'de. Biliyorum, binayı biliyorum. Evet. Biliyorum binayı. Orada yapılmış. Evet, yani bunlar mevcudu korumaya çalışıyorlar. AKP ve MHP'nin derdi o. Hiç olmazsa belli bir çizgi var, onun gerisine gitmeyelim düşüncesini taşıyorlar. Anlaşılan o çizginin, bu ifadelerin kullanılmasını gerektiren bir yönü var benim tam çıkartamadığım nedenle. Sizin de dediğiniz gibi ne bileyim, yok deyince olmuyor işte, bir şey varsa var. Bunu görmemizden gelmenin bir anlamı yok. Yurttaşlarımızın bir bölümü ya benim böyle bir derdim var arkadaş diyorsa, yok canım senin ne derdin var ya, yani yok böyle bir şey demenin bir anlamı olamaz. En azından yurttaşlık hukuku, kardeşlik hukuku bunu engellemektedir. Ama tabii bu bir siyasi değerlendirme, kendi takdirleridir. Biz böyle görüyoruz. Biz bu sorunu görüyoruz, var olduğunu düşünüyoruz, önemsiyoruz. Çözülmesi gerekir diyoruz. Çözüm adresi olarak da Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni veriyoruz. Sayın Karayalçın, şimdi HDP'nin Türkiye'nin en büyük üçüncü siyasi partisi olduğunu söylüyoruz. Yani sandıktan çıkan sonuç bu. Somut bir gerçek. Ancak muhataplık tartışmaları ve Erdoğan'ın şu son açıklamalarıyla birlikte düşünecek olursak, bir de Demokles'in kılıcı gibi tepesinde sallanan bir kapatma davası var.
Evet. Bu dava sizce nasıl sonuçlanır? İktidar HDP'yi kapatır mı sizce? Evet, aslında yani soruyu böyle sorarsanız yanıtı da bellidir. Yani kapatmayı iktidar karara bağlamayacak. Kapatmayı yargı, en yüksek yargı organımız Anayasa Yargısı karara bağlayacak. Biz siyasi partilerin kapatılmasını doğru bulmuyoruz. Aslında bir tarihte AKP'de siyasi partilerin kapatılmasını doğru bulmuyordu. Tüzel kişilikler suçlu olamaz. Bir suçlu varsa o da bireylerdir. Bireyler ceza alırlar ama tüzel kişilik varlığını sürdürür. Bütün demokrasilerde olan da budur, olması gereken de budur. Siz biraz önce AKP ile MHP arasındaki paslaşmaların siyasete nasıl yansıdığını bu son demeçle bağlantılı olarak örnek şeklinde verdiniz. Aslında HDP ile ilgili açılan dava da yine bu AKP-MHP paslaşmasının ya da yakınlaşmasının bir sonucu olarak görülmüştü. Nitekim Anayasa Mahkemesi'nin başsavcılığa hazırladığı iddianameyi iade etmesi ve o iddianamedeki yanlışlıkları, teknik hataları tek tek sıralaması bu davanın biraz da siparişle açıldığı izlenimini vermişti. Umarım anayasal yargı hiçbir baskı altında kalmadan kararını verir ve umarım yeni bir siyasi parti kapatılması olayını Türkiye yaşamaz. Ama takdir Anayasa Mahkemesi'nin tabii. Peki yani meclisteki üçüncü sıradaki bir parti, önemli de bir parti, en azından bu sorun açısından da önemli. Kapatıldığı takdirde meclis düzleminde Kürt sorununun çözümü için bir muhatap eksilmiş olacak. Bu durumda muhatap kim olacak? Yani siyasetin yolu tıkanmış olmayacak mı? Hani bu meşhur dağa çıkma ovada siyaset yap sözünü bir nevi hukuk eliyle, devlet eliyle boşa düşürmek değil midir? Çünkü siyasetçileri tümden yasaklıyorsunuz. Siyaset imkanını bırakmıyorsunuz. Muhatap şimdi, kim olacak? Kötü olan o. Yani siyasetçinin yasaklanması, siyasetin yasaklanması, kötü olan o. AKP için laiklik karşıtı eylemlerin odağı olduğu saptamasını yapmıştı Anayasa Mahkemesi zamanında. Ama bunun için kapatma değil de bir para cezası verme gibi bir yola gidilmişti galiba, yanlış hatırlamıyorsam. Şimdi kötü olan bu. Bunun Türkiye'de daha önceki yıllarda yaşadığımız gibi aşılması da mümkün. Yeni bir parti kurulacak, yeni bir süreç işletilecek. Kürt sorunuyla bunun bağlantısını ben kurmuyorum. Şurada haklısınız. Yani eğer HDP kapatılırsa Kürt sorununa katkıda bulunacak bir siyasi hareketin kapatılmasının eksikliği çok ağır ve çok acı bir şekilde yaşanır. Ama yani ben Cumhuriyet Halk Partiliyim ve diyorum ki biz Kürt sorununu biz çözeceğiz. Kürt sorununun çözümüyle ilgili yani bizim parti olarak iddiamız var. Hı-hı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin iddiası var. Süreçleri tanımlıyoruz. Bu sadece süreç tanımlaması, o sürecin içinde kendi iddialarımızı da tabii gündeme getireceğiz. O yönüyle değerlendirmiyorum da tamamen demokrasi yönüyle değerlendiriyorum Fatih Bey. Demokrasi güçlerinin azaltılması, bir demokratik yapının önünün kesilmesi demokrasi adına ayıptır. Yani bu yanlış yapılmamalıdır bir kez daha. Türkiye'ye yakışmamaktadır. Ayrıca Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Sayın Demirtaş ve Sayın Kavala için işletmekte olduğu bir süreç var. Yani o süreci de bu bağlamda göz ardı etmemek gerekir. Yalnızca HDP ile HDP'nin kapatılması sorunuyla birlikte değerlendirmemek gerekiyor. Onu da dikkate almak gerekiyor. Türkiye'de yapının devamı, Türkiye'nin bekası, insan haklarına dayalı, hukuk devletine dayalı bir yapıyı kurmamıza bağlıdır. Bu yapı bizi güçlendirecek olan yapıdır. Onun için bu tür demokrasiye darbe vuran eylemlerden, kararlardan
titizlikle kaçınmamız gerekiyor. Bizim zaten bu seçimde Cumhurbaşkanlığı seçimine giderken CHP olarak, Millet İttifakı olarak gündeme getirdiğimiz konulardan bir tanesi de budur. Yeni Türkiye'de bunlar olmamalıdır, yaşanmamalıdır diye düşünüyoruz. Şimdi kapatma davasından başladık. Olumsuz bir etkisi olur dediniz. SHP hep bir seçim ittifakı yapmıştı o dönem. Çeşitli sebeplerden dolayı başarılı olamadı. Siz de her ne kadar Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı da olsaydınız, SHP'de önemli bir siyasetçiydiniz. İçeriden bilen birisiniz. Daha sonra süreç HEP'lilerin tutuklanmasına ve HEP'in kapatılmasına kadar gitti. Şimdi HDP kapatma davasıyla o dönemi kıyasladığınız takdirde benzerlikler görüyor musunuz? Ve eğer varsa bu benzerlikler, olumsuzluk manasında tekrar yaşanmaması için ne gibi uyarılarınız olur? Vallahi yani demokrasi kısmen işletilmiyor. Hukuk devleti kısmen işletilmiyor. İnsan haklarını uygulayacaksanız bir kısmını uygulayıp bir kısmını uygulamamazlık yapamıyorsunuz, yapmamalısınız. Bunların hepsi bir bütün. Yani bütün olarak varsa var. Yani bir kısmı olsun diyemiyorsunuz. 1990'lı yıllarda biraz önce başka bir sorunuzu yanıtlarken de ifade etmiştim. Bu bağlamda çok ağır suçlamalara muhatap olmuştuk. Evet. 1991 seçimlerinde rahmetli Erdal İnönü'nün Sosyal Demokrat Halkçı Parti'nin listelerinde çok sayıda HEP'li milletvekiline yer vermesi tepkileri getirmişti. Ama Sayın İnönü, rahmetli İnönü kararlılıkla bunun arkasında durdu. Bu bir devlet adamının yapması gereken şeydi. Onu yaptı Erdal Bey. O maalesef talihsiz bir şekilde sonuçlandı. Fatih Bey, burada zaman zaman kendi aramızda o tür eylemleri koyan arkadaşlarla konuştuk. Arkadaşlarımız zaman zaman basına açıklamalarda bulundular. Yani bir tür öz eleştirisi yapıldı o dönemin. Hı hı. Ya o öyle olmamalıydı, bu böyle olmamalıydı. Dedik, dendi. Keşke olmasaydı. Keşke, bakın 30-40 yıl öncesinden söz ediyoruz. Yani evet. Keşke bunlar biz o tarihlerde aşabilmiş olsaydık. Şimdi bunların hepsinden sonuç çıkartarak, ders alarak ilerlememiz gerekirken, yani tekrar başa dönmek, başta yaşanan sıkıntıları tekrar yaşamak, Türkiye'ye hiçbir şey katmayacak, Türkiye'den çok şey götürecek. Bizim birlikteliğimizin çerçevesini herkes çok iyi bilmeli. Bunu anayasanın ilk 4 maddesi diye ortaya koyduk. Bu çerçeve mutlaka hukuk devletiyle beslenmeli, insan haklarıyla beslenmeli, demokrasinin tam anlamıyla işletilmesi yoluyla beslenmeli. Gelecek buradadır. Biz geleceği burada görüyoruz. Ve zaten yurttaşlarımıza da ikinci yüzyıl bildirimizle, Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına ilişkin açıklamamızla biz bunu taahhüt ediyoruz. Biz böyle yapacağız diyoruz. Bunu yaptığımız zaman zaten her şey yerli yerine oturacaktır. Mahkeme kararları, uluslararası mahkeme kararları, uluslararası anlaşmaların tümünün gereği yerine getirilecektir. Ve çok çok güçlü bir Türkiye ortaya çıkacaktır. Yani Orta Doğu'da bir demokrasi odağı, bir gelişme odağı, bir bilim odağı, bir insanlık odağı yaratılacaktır. Bunu yapacağız. Yapacağımıza ben içtenlikle inanıyorum. Biz bütünüz. Biz kardeşiz, toprak kardeşiyiz, yurttaşız. Bunların tümünü de aşarız Fatih Bey. Ben buna inanıyorum. Sarık Karayalçın, hep konuya muhataplık açısından Kürtler tarafından baktık ve o taraftaki muhatabı konuştuk. Ama biraz da bu taraftaki, hani karşı taraftaki muhatabı da konuşmak lazım. Sonuç itibariyle açıklama yapan kişi ana muhalefetin genel başkanı. Sahiplenenler muhalefet partileri. İşte devleti tek başına, yani görünürde tek başına ama bir takım koalisyonlarla yöneten kişinin açıklamasında duyduk. Yoktur böyle bir sorun diyor. Diğer tarafta aslında bir muhataplık sorunu yok mu? Hep bu Kürt tarafını konuşuyoruz bu konudaki muhataplık sorunu ama devlet tarafında bir muhataplık sorunu var gibi.
devlet tarafında bu işin sahiplenilmesi gerekiyor sonuçta. Buna dair değerlendirmeniz nedir? Bana bizim eleştirdiğimiz süreci işleten AKP oldu. AKP'nin şöyle bir değerlendirmesi var Fatih Bey. Kürt sorunu ya da işte HDP'nin açılması, kapatılması vesaire. Bu AKP'nin kontrolündeyse bir mesele yoktur. AKP kontrol ettikçe her şey mübahtır. Her şey yapılabilecektir. Ama AKP'nin kontrolünün dışına çıkarıldığında yasaklar başlamaktadır. Kapatılma tehditleri devreye sokulmaktadır. Uzunca bir süre PKK ile AKP görüştü. Hatta ben Sayın Cumhurbaşkanı'nın, o zaman Sayın AKP Genel Başkanı'nın, biz görüşmüyoruz, devlet görüşüyor şeklinde açıklamada bulunduğunu anımsıyorum. O ne demekse, yani devlet güzel kişiliği yürütme organından bağımsız olarak bunu nasıl yapıyor onu bilemiyorum ama bu ifadeler kullanılmıştı. Dolmabahçe Sarayı'nı, sarayındaki fotoğrafı hatırlayın Fatih Bey. Evet. Yani hükümetin başbakan yardımcısı, sağında solunda işte kapatılacak olan partinin temsilcileri falan. Bunlar görüşüyorlar. Bu daha sonra Diyarbakır'da bir bildiri olarak kamuoyu ile paylaşılıyor. Yine biraz önce söyledim. 2015 yılında iki tane HDP milletvekili hükümete giriyor. Yani öteki taraftaki muhatap dediğiniz ya da devlet yönetimindeki muhataplardan söz etmiştiniz. Onlar böyle yapıyorlar işte, böyle yaptılar. O zaman hiçbir sorun yok. O zaman Kürt sorunu var, o zaman çözüm süreci var, o zaman HDP meşru bir parti falan. Ama AKP ile HDP ilişkileri koptuğu zaman ya da bozulduğu zaman ya da o görüşmeler bittiğinde birdenbire sorunlar da ortaya çıkıyor. Şu anda yaşadığımız budur. Yapılan budur. Ama ben söyleşimizin başında kullanmış olduğum ifadeyi tekrar etmek istiyorum. Yani muhataplık sorunun o tarafı bu tarafı diye ben bir ayrım yapmıyorum Fatih Bey. Ben muhatabım. Siz de muhatapsınız. Evet. Tabii HDP de muhatap. Hepimiz muhatap. Devlet de muhatap. Devlet yönetimi de muhatap. Çünkü bu bizim sorunumuz. Yani böyle bir sorun yok diyenlerle zaten bu tartışmayı da yapmanın bir anlamı yok. Ama böyle bir sorun varsa bu sorunu da biz çözeceğiz. Yani gelip dışarıdan birileri çözmeyecek. Evet. Bu sorunu biz çözeceğiz. Kardeşlik içinde çözeceğiz. Hukuk devleti anlayışı içinde, insan hakları anlayışı içinde çözeceğiz. Yurttaşlık içinde çözeceğiz. Kim ne derse desin muhatap biziz ve biz bu sorunu çözeceğiz. Biz bu sorunu çözüp Türkiye'de kardeşliği yeniden sağlayacağız. Sayın Karayalçın, peki aslında işin doğrusunu ele almak gerekirse sadece HDP ile meclis zemininde muhatap alarak da tamamıyla bitirilmesi de mümkün görülmüyor. Çünkü silahlı grupların tasfiye edilip dağdan indirilip sisteme kazandırılması da gerekiyor. Bunun için bu sorunun başından beri var olan bir takım farklı meclis dışı aktörler de söz konusu. Bunlar da var. İstihbarat kurumları aracılığıyla görüşmeler yapıldı, halen de yapıldığını da, yani en azından girişimler olduğunu da biliyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu mesela silahlı grupların tasfiyesi için somut olarak görüşmek de gerekecek. Bunu nasıl sağlayacaksınız? Yani yine MİT üzerinden mi, o da mı meclis üzerinden şeffaf bir şekilde gerçekleşecek? Sonuç itibariyle bu sorunun, bu yakıcı, binlerce can kaybına sebep olan, acılara sebep olan bu sorunun bitirilmesi için silahların da susması gerekiyor. Ve bu silahlı grupların da inmesi, siyasete ya da ovaya inmesi, şu tırnak içinde, gerçekleştirilmesi gerekiyor. Onlarla da görüşmek gerekecek. Şimdi bir de bu kısım var. Bunun da yapılması gerekmiyor mu sizce? Bunu kim üzerinden yapacaksınız? Vallahi, yapılacak. Silahlı gruplarla görüşülmez Fatih Bey. Nesini görüşeceksiniz? Yani peki, masaya oturacaksınız, karşıda silah var. Yani böyle bir müzakere olur mu? Müzakere olmaz ama Sayın Karayalçın, hani HDP peki indirebilir mi dağdan?
O da çok mümkün gibi görünmüyor. Vallahi yani HDP ile DAEK'in ilişkisini kurmuyorum. Ben. İşte yani öyle bir ilişkiyi görmemek lazım. Öyle bir, çok ağır yani bir yük değil herkes, mi? Bakın terör sorunu başka, saldırılar başka, Kürt sorunu başka. Ben bu ikisini belki çok uzak bir aralıkta bağlantılı olduğunu düşünebilirsiniz ama yani Kürt sorunu ben ayrı bir sorun olarak görüyorum. Bunu silahlı gruplarla, DAEK'la vesaire ilişkilendirmiyorum. Dolayısıyla da HDP'yi esirgeyerek bu sürecin içine sokmuyorum. Doğru bulmuyorum bunu. Silahlı gruplarla ben görüşme yapmam. Silahlı grupların silahlarını bırakması gerekir. Silahlarını bırakması gerekir ki görüşülsün. Bunu sağlamak için bir kurum mu görevlendirilir mesela? Nasıl yapılır? Bu bir anlayış meselesi. Silahlarını bırak, yani dünya deneyimine baktığımızda da bunu görüyoruz. Silah olmayan, silahını bırakan, sorunun çözümünü isteyen, arayan herkesle görüşürüz ama önce bir silahlar bırakılacak. Silahlar bırakılmadan bu görüşme yapılmaz. Sonra onun yolu bulunur, yani nasıl görüşme nasıl yapılacak, nerede yapılacak, dağda, ovada vesaire o bulunur. Önce bir silah bırakılmalı ama. Yani bir çeşit bir eylemsizlik gibi bir durumun, sükunetin sağlanması, ondan sonra da bir mekanizma kurulabileceğini söylüyorsunuz. Onu anlıyorum. Tabii kurulabilir. Yani kurulmaz mı? Tabii kurulabilir. Ama dünya deneyimi de bunu gösteriyor. Benim inancım da bu doğrultuda. Silahlar bırakılmalıdır. Silah bırakılmadan hiçbir müzakere yapılamaz. Yapılmamalıdır. Ve ondan sonuç da alınamaz zaten. Sonuç da alınamaz. Ama ne olur yani HDP'yi bu şeyin içinde değerlendirmeyin, değerlendirmemek gerekir. Evet. Biz HDP ile ayrıca Kürt sorunun çözümü için o çalışmaları yapacağız, yürüteceğiz. HDP'nin de ben bu birliktelik içinde, yani ittifak içinde olması gerektiği düşüncesini taşıyan birisiyim. Tekrar ediyorum, HDP ilişkin duyarlılıklar varsa bu da giderilmelidir. Bunun giderilmesinin de HDP'nin de önemli sorumluluklar üstlenmesi gerekir. Yani bir siyasi partinin HDP'nin bu ittifak içinde yer alması konusunda eğer bazı kuşkuları varsa, endişeleri varsa bu giderilmelidir. Bunun giderilmesinde HDP de bunları dikkate alarak HDP de katkıda bulunmalıdır. Yani bu yeni bir dönemin içine giriyoruz. Bu sorunu çözmeliyiz. Yani Orta Doğu, Fatih Bey, Orta Doğu'da bütün devletler çöktü. Tümü çöktü. Göz göre göre çöktü. Şimdi Orta Doğu yeniden inşa edilecek. Bu çok önemli bir süreç. Yani insanlık tarihinin ya da biz Orta Doğulular olarak bizim tarihimizin çok önemli bir aşamasındayız. Çok büyük sorunlar var önümüzde. Bunu aşarız. Burada rol özellikle Türkiye'ye düşüyor. Yani mahallenin kabadayısı anlamında söylemiyorum ama mahallenin abisiyiz. Yani Osmanlı geçmişimizi de dikkate alarak söylüyorum. Şimdi insan soyunun yeni geliştirdiği kavramlarla, hukuk devleti gibi, insan hakları gibi yeni gelişen kavramlarla biz bu bölgeyi inşa edeceğiz. Burada HDP de bu inşa sürecinin içinde yer almak durumundadır. Hep birlikte bu inşaatı yapacağız, bu inşayı gerçekleştireceğiz. Dolayısıyla yani bir tekrar ediyorum duyarlılık sözcüğünü, bir partinin öteki partiye duyarlılığı varsa bu aşılmalıdır. Aşılmanın yolu da herkesin bu sorumluluğu taşımasıdır, paylaşılmasıdır. Ya Murat Bey, o sırada dağdakiler ne olacak? Dağdakiler de silah bırakıp inecek, ovaya inecek. Onlarla da, tabii ki onlar da bu toprakların evlatlarıdır. Tabii ki onlarla da görüşülecek. Sayın Karayalçın, katılımınız ve katkılarınız için çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim Fatih Bey. Kolay gelsin. Teşekkürler. Bu akşam gündem özelde Kürt sorunu özelinde Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarıyla birlikte başlayan muhataplık ve meşruluk tartışmasını konuştuk Murat Karayalçın'la. Muhalefetin ve son dakika olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gelen birbirinden farklı açıklamaları değerlendirdik. Bizden sonra ana haber var. Hoşça kalın.